Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasına girmiş olan sarma çeşitlerimizden etli beyaz lahana sarması yapacağız bugün. Tüm detaylarıyla yapım aşamalarına geçerken ben lütfen sizde daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma abone olarak videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın. İlk olarak tarifimize lahanalarımızı haşlamakla başlayalım. Ben lahanaları bu şekilde yapraklara ayırdıktan sonra haşlamayı tercih edenlerdenim ama sizler isterseniz lahananız da küçükse ortasının kök kısmını ayırdıktan sonra çıkardıktan sonra büyükçe bir tencereyi su doldurarak kaynatıp bütün haliyle de haşlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapraklar halinde haşlayacağım. 4-5 yaprağı bir araya getirerek suya bu şekilde yerleştirdim. Ters düz ederek iki taraflı da haşlıyorum. En fazla 3-4 dakika sürecek şekilde ilk canlılığını yitirmesini sağlıyorum. Ve şimdi güzelce haşlamış olduğumuz lahana yapraklarını soğuk suyun içerisine alıyorum. Sonrasında da bu şekilde herhangi bir tepsi veya kesme tahtasının üzerine yerleştirerek ortasının kök kısmını bir bıçak yardımıyla çıkarıyorum tüm yapraklar bitinceye kadar iç kök kısmını ayıralım daha sonrasında da sarmaya hazır hale getirmek için bu şekilde 2'ye 3'e dilimleyelim ve sonrasında devam edelim iç hazırlıklarıyla sizleri sıkmamak adına hızlandırılmış olarak hızlıca geçtim şimdi iç hazırlıklarıyla devam edelim bir su bardağı dolusu pirinci uygun bir yoğurma kabına alalım Pirinci isterseniz kırık pirinç isterseniz Osmancık pirinç olarak kullanabilirsiniz. Üzerine ise yarım su bardağı da pilavlık bulguru alalım. Pirinç ve bulgurumuzu güzelce yıkayalım ve devam edelim. Yıkamış olduğumuz pirinç ve bulgurun üzerine 300 gram orta yağlı kıymamızı alalım. Üzerine bir adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyelim ve yine devamında bir çorba kaşığı biber salçası ve bir çorba kaşığı da domates salçası ekleyelim. Ve son olarak baharatlarını ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı kuru reyhan, bir çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı da karabiber kullandım ben. Baharat aşaması tamamen damak zevkinize bağlı olarak değişebilir arkadaşlarım. İsterseniz malzemeleri eksiltip çoğaltabilirsiniz. Ve şimdi tüm bu malzemeleri güzelce kıvam alıncaya kadar bir 2-3 dakika ellerimizle yoğuralım. Gayet güzel, istediğim kıvama geldi. Artık sarma işlemine geçebiliriz. Ben bu şekilde bir tahta üzerinde sarmayı tercih ettim kolaylık olması adına. Sizler isterseniz elinizde veya isterseniz de normal bir servis tabağında sarabilirsiniz. Nasıl rahat edecekseniz o şekilde rahatlıkla sarabilirsiniz. Haşlamış ve dilimleri ayırmış olduğumuz sarmalık için hazır olan lahanamızı güzelce tabağımıza veya bu şekilde tahtamızın üzerine yerleştirelim. Üzerine bir miktar iç harcından koyduktan sonra güzelce saralım. Bu aşamayı daha dikkatli görmeniz adına bu şekilde birkaç defa daha sarma işlemimi sizler için çektim. Yaprağınız ince ise ince kısmından sarıyorsanız içeriye doğru katlayabilirsiniz. Eğer sertse katlamadan da sarabilirsiniz. Zaten kıymalı bir harç olduğu için birbirini tutacaktır. Aralarından çıkmayacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz. Bu vermiş olduğum ölçülerle en az 5-6 porsiyon yemek çıkacaktır arkadaşlarım. Ona göre siz de ayarlamanızı yaparsınız. Şöyle 3-4 litrelik bir tencerenin dolusu kadar çıkacaktır. Ben orta boy bir lahana kullandım. İç harcımız bitinceye kadar sarmalarımızı bu şekilde sarma işlemine devam edelim. Sarma işlemini yaparken de özellikle şu konuya dikkat ederseniz bu şekilde sarmış olduğunuz lahanayı en az iki tur döndürdükten sonra bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Daha fazla sararak lahanasını bollaştırmanın hiçbir anlamı olmaz. Daha lezzetli bir dolma olsun isterseniz dediğim gibi iki tur döndürdükten sonra fazlasını kesebilirsiniz. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa yine de yorum kısmından bana yazarsanız inşallah en kısa süre içerisinde sizlere dönüş sağlayacağım. Şimdi hemen tamamını sarmış halimle devam ediyorum tarifime. Uygun bir tencerenin, ben bu anlamda döküm tencere kullandım, tabanına bu şekilde lahanaların orta kısmından çıkan parçaları yerleştirelim. Bu sayede hem lahanalarımızın tencerenin tabanına yapışmasını engellemiş hem de daha lezzetli hale getirmiş oluruz. Tencerenin tabanını güzelce kapladıktan sonra şimdi tenceremizin ortasına uygun bir kemikli et bırakmak istiyorum. Lezzetine lezzet katmak için yemeğimizin ben genelde dolma atları için özellikle kasabımdan kaburga kemiği alıyorum. Bu şekilde etli bir kaburga kemiğini orta kısmına yerleştirdikten sonra sarmış olduğumuz lahanaları etrafına dizebiliriz. Etrafına ve üzerine gelecek şekilde lahanalarımızı güzelce dizelim tenceremize ve sonrasında ocak başına geçelim. hemen hızlıca dizi verdim sizler için ocak başına geçiyorum şimdi üzerinin salçalı sosunu hazırlayalım yaklaşık bir türk kahvesi fincanı sıvı yağını uygun bir sos tenceresine alalım üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekleyelim ve 2 çay kaşığı kadar da pul biber ekledikten sonra salçamızı güzel kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı normal çeşme suyu ekleyerek salçanın suyla beraber erimesini sağlayalım. Benim sarma ve dolmalarımda olmazsa olmazım sumak kaldı geriye. Şimdi yarım yemek kaşığı kadar da sumak ekledikten sonra bu salçalı sosu güzelce karıştıralım ve sonrasında sarmalarımızın üzerine gezdirelim. salçasıyla birlikte eklemiş olduğum su miktarı yeteri kadar gelmeyecektir arkadaşlar. Üzerini geçinceye kadar su ilavesi yapacağız birazdan. Öncesinde hemen tuzunu da ilave edelim. buçuk tatlı kaşığı tuz ekledim. Eğer isterseniz azaltabilirsiniz. Ve bir tarafta ısıtıcıda kaynatmış olduğumuz sıcak sudan lahanalarımızın üzerine geçinceye kadar su ilavesi yapalım. Sonrasında da pişerken dağılmaması için üzerine düz bir tabak kapatarak üzerine de ağırlık olacak herhangi bir şey benim gibi dolma taşı da kullanabilirsiniz. Ekledikten sonra kaynayıncaya kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişirelim. Pişirmiş ve en az 1 saat kadar da dinlendirmiş olduğumuz sarmaların hemen sizlere nasıl olduğunu da göstereyim mis gibi kokusuyla etli lahana sarmalarımız artık sıcak sıcak servise hazır. Tarifimi denerseniz lütfen fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana yazmayı unutmayın. Gerek hikayelerimde gerek ana sayfamda her güne yepyeni tarifleri sizlerle buluşturduğum Instagram sayfamı da dilerseniz takibi alabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.